Merhaba sevgili hanımlar Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki renkli dikişsiz e, hem çok güzel yapılışı da oldukça kolay bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde beyaz ve mavi olmak üzere iki adet patiklik ip kullandım. Şişlerimiz ise 3 numara hanımlar. 3 numara kısa şişlerle patiği yapabilirsiniz ya da misnalı şiş de kullanabilirsiniz. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona haroşa örgüyle yapmış oldum. Hem çok kolay hem de güzel patik modelim. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde patiğimizin tavanında Arkasında hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin önüne böyle e, desen kullandım. Desenimiz de çok şık çok güzel durdu. Üstelik yapılışı da oldukça kolay. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bu arka haroşa sayısını benden 2-3 diş haroşa fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de yine arka, arka haroşa sayısını e, 2-3 sıra azaltabilir. Ben hemen patiğimin yapılışına geçmek istiyorum. Patiğimizi burun tarafından başlıyoruz hanımlar. 10 ilmek atarak başlayacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 adet ilmeğimizi attık. Sonra geri döneceğim. Patimizin ucunda bir miktar ip kaldı. Kalsın aramlar önemli değil. Patimizin tabanını yaparken yine bu ipi kullanacağız. Haroşa örgü öreceğiz hanımlar şimdi. Örgümüzün hem ön hem de arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki yüzünde de düz örgü örerek haroşayı elde ediyorum. Haroşayı ters örenler her iki tarafta da ters olarak patiklerini örebilirler. Bu şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Yani haroşa örüyorum. 10 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle geri dönüyorum. Hanımlar şimdi patiğimizin ön yüzündeyiz. Bunu nasıl kabul edeceğiz? Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa patiğimizin ön yüzündeyiz demektir. Artırmalarımıza başlayacağız. Kenar ilmeğimi bu şekilde aldım. Örmeden aldım. Yanındaki bir ilmeğimi ördüm. Hemen buraya bir adet ilmeğimi atacağım. Şöyle bir ilmek attım. Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve yeniden bir ilmek daha atacağım. Hemen buraya bakın sonraki ilmeğim kaldı. Bir ilmek atıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimize şu anda 12 adet ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. Geri döndük. Şimdi arka yüzündeyiz patiğimizin. Hanımlar patiğimizin arka yüzünde artırma işlemini yapmayacağız. Arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini haroşa olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 12 adet ilmeğimin hepsini haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi artırma yapmadan haroşa olarak örüyoruz hanımlar ilmeklerin hepsini ördüm geri dönüyorum Yeniden ön yüzdeyiz tekrar artırmalarımızı yapacağız İlk kenar ilmeğimi alıyorum şöyle Hemen ikinci ilmeğimi de ördüm Buraya tekrardan şöyle bir adet ilmek atıyorum Şöyle Sonraki ilmeğim kalana kadar öreceğim ve Tekrardan artırmamı yapacağım diğer köşeden iki köşeden de Artırma yapıyoruz İlk iki ilmeği ördükten sonra artırıyoruz bir de son iki ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz O şekilde şöyle artırmamızı yapıyoruz kalan iki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum şimdi şu anda 14 adet ilmeğim oldu artırmalarım bu şekilde devam ediyor hatimizin arka yüzündeyiz arka yüzde hiçbir şekilde artırma işlemi yok ilmeklerimizin hepsini haroşa olarak örüyoruz hanımlar hatimizin arka yüzünde Geldik yine ön yüzüne. Artırmalarımıza devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ikinci ilmeğimi ördüm. İki ilmekten sonra şöyle buraya bir adet ilmek atıyoruz. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrardan diğer taraftan da artırmamı yapacağım. Artırma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Ön yüzde artırma var. Arka yüzde artırma işlemi yok. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Hemen buraya bir ilmek atıyorum. Son iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 16 ilmeğimiz oldu. Sayalım 6, 10, 16. Şimdi arka yüz yanımda ilmeklerimizin hepsini normal haroş olarak öreceğiz. Ön yüzde ilk iki ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son iki ilmeğimiz kalana kadar örüp öyle artıracağız. Bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Ben bu patimde hanımlar şişimde 26 adet ilmeğim olana kadar artırmalarım artırdım. Sonrasında modelimi kurdum. Zaten her şey örgü olduğu için de gayet esnek oldu. Ayağı da rahat girer. Ayağı da rahat giriyor. Şimdi e, hep birlikte şişimizde 26 adet ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım hanımlar. Eğer ki örgünüz daha sıkıysa, ipiniz inceyse, şişiniz inceyse 28 ilmekte de artırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim sonra da birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben şimdi 26 adet ilmeğim olana kadar artırdım. Arka yüzünde 26 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi iki diş daha 26 ilmek üzerinden haroşa öreceğiz. Artırma yapmadan. İkinci istediğimiz olay şudur, hani e, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz, tekrardan buraya kadar düz olarak öreceğiz. Bir diş haroşamız oluyor. Tekrardan yeniden e, sıra sonuna kadar örüp arka yüzündeki ilmeklerimizi tekrardan düz olarak örünce ikinci diş haroşamız oluyor. Şimdi artırma yapmadan 26 adet ilmeğimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Buralar düz olduğu için normal haroşa örgü hızlı geçiyorum. Artırma yapmıyoruz artık hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Bakın kenarlarımız bu şekilde olsun hanımlar. İlmek çıkartırken kenarlardan sıkıntı yaşamayalım. Kolay çıkaralım. Şimdi arka yüzden de ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde bir diş haroşamız oluyor bu şekilde. İki sıra örünce bir diş haroşa olmuş oluyor. şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Tekrardan geri döneceğiz. Yine aynı şekilde 26 adet ilmeğimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzden de yine ilmeklerimizi tekrardan haroşa olarak örüp tekrar buraya gelelim hanımlar. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Artırmalarımız yaptıktan sonra iki diş haroşa örmüş olduk. Şimdi desenimizi kuracağız. Beyaz ipimi şuraya mavi ipimin kenarına bağlayacağım. Modelimize geçiyoruz artık. Hanımlar, e, ip geçişi. o Ben normalde e, sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Fakat burada hemen mavi ipimi şuradan geçireceğim. Şöyle e, ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi yine mecburen beyaz ipimle öreceğim. Çünkü beyaz ipimize geçiş yapıyoruz. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bunlar modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşuyor. Bu üzerindeki modelimiz ilk bir tane ilmeğim, kenar ilmeğim, kenar ilmeğimi beyaz ipim ile düz olarak ördüm. Sonrasında yapacağımız işlem şöyle modelimizi şöyle kuruyoruz. Öndeki iki ilmeğimiz, bu iki ilmeğin tam arasından şöyle şişimi çıkartıyorum, beyaz ipim ile bir adet ilmeğimi alıyorum buradan. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki adet mavi ilmeğimin ikisini aynı anda düz olarak böyle keserek örüyorum. Modelimizi böyle kuruyoruz. Yine öndeki bakın bir, iki. İkinci mavi ilmeğimin hemen arasından şöyle şişimi takıyorum. Buradan bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Aynı anda düz olarak şöyle örüyorum. Tekrardan öndeki iki ilmeğim. İkinci ilmeğin şu arasından giriyorum. Şişimi taktım. Beyaz ipimde bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki iki ilmeğimi Keserek örüyorum. Yeniden öndeki iki ilmeğim. Hanımlar buradan iki ilmek e, arasına işlem yapıyoruz ama üç ilmeğimiz oldu gibi oldu. Fakat e, bu önemli değil çünkü ilmeklerimiz bir sonraki sırada arka yüzde tekrardan eksilecek. Öndeki iki ilmeğimin şöyle ortasından giriyorum. Şimdi taktım. Beyaz ipimle buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Buradaki iki adet iki mavi ilmeğimi de keserek örüyorum. Yeniden öndeki iki ilmeğim var. İki ilmeğimin ortasından giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki iki adet mavi ilmeğimi keserek aynı anda örüyorum. Sıra sonuna kadar bu modeli yapacağız hanımlar. Ben ipimi de ve yazıp Aşağıdan dolaştım. Yeniden öndeki iki ilmeğim. Aradan giriyorum. İlmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. İki adet mavi ilmeğimi keserek örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. İki ilmek üzerinden. Şöyle. Yeniden buradaki iki ilmeğin arasından girdim. İlmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki iki adet mavi ilmeğimi keserek örüyorum. Öndeki iki ilmeğimi aradan girdim ilmeğimi çıkarttım ipimi şişime bir kere doladım öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Öndeki iki ilmeğim var aradan girdim ilmek çıkarttım ipimi şişime bir kere doladım öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada son üç ilmeğimiz kaldı hanımlar bu son bir ilmeğimiz zaten kenar ilmeği buradaki iki mavi ilmeğimiz üzerinden de yine işlemimiz yapacağız buradaki iki ilmeğin arasından giriyorum şöyle beyaz ipimi bir adet ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu iki mavi ilmeğimi keserek örüyorum. Buradaki son bir ilmeğim kenar ilmeği Bunu da yine düz olarak ördüm. Modelimizde ilk sıramızı yaptık. Bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim e, patimizin ön yüzü yani karşı tarafta. Tam bu ortadaki ilmeğimizi alıyorum hanımlar şöyle ilk birinci ilmeğimin üzerinden geçirip şöyle şişime aldım örmeden sağ şişime aldım. İpimi kendime doğru alıyorum öndeki iki ilmeğimi tersten kesiyorum. Tekrardan e, iki ilmeğimiz kaldı burada. Diğerini yapacağız şimdi buradaki ortadaki bu ilmeğimi alıyorum birinci ilmeğimin üzerinden geçirip örmeden şişime aldım. Beyaz ipimi kendime doğru alıyorum. Buradaki iki adet ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Yine ortadaki ilmeğim ipim şimdi karşı tarafta. Ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Birinci ilmeğim üzerinden atlatıp aldım böyle. Sonra beyaz ipimi kendime doğru alıyorum. Buradaki iki adet ilmeğimi keserek örüyorum. Diğer modelimizde aynı yapacağız desenimizi. Bakın buradaki ortadaki ilmeğimi örmeden şişime aldım. Birinci ilmeğimi üzerinden atlatarak aldım. Beyaz ipimi kendime doğru alıyorum. İki adet beyaz ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Yeniden diğerini de aynı şekilde yapacağız. Beyaz ipim karşı tarafta. Ortadaki beyaz ilmeğimi örmeden sağ içime aldım. İpimi kendime doğru alıyorum. Buradaki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi birinci ilmeğin üzerinden atlatıp sağ içime örmeden aldım. İpimi kendime doğru alıyorum. Buradaki iki beyaz ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Tekrardan ipimi ön tarafta beyaz ipim. Ortadaki beyaz ilmeğimi örmeden sağ içime aldım. Beyaz ipi kendime doğru alıp öndeki iki ilmeğimi keserek, tersten keserek örüyorum. İşlemimizi ikinci sırada bu şekilde yapıyoruz. Zaten modelimiz bu kadardı hanımlar. Yeniden bakın ortadaki ilmeğimi birinci ilmeğin üzerinden atlatarak alıyorum. İpimi kendime doğru aldım. Öndeki iki beyaz ilmeğimi de tersten kesiyorum. modelimizi bu şekilde kuruyoruz hanımlar ve sonucu modelimizde aynı şekilde öndeki iki ilmeğimi keserek ördüm bu sonucu kenar ilmeğimi de bir ilmeğim var ters olarak örüyorum bu şekilde şimdi geri dönüyoruz hanımlar yine bu aşamada beyaz ipimizle devam edeceğiz sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu defa düz öreceğiz şöyle bu ilmeğimin yönü düzgün gelmiyordu düzelterek örüyorum şöyle hepsini düz örüyoruz bazı ilmeklerin yönü düz gelmediği için düzelterek görüyorum. Sizin ilmeklerinizin yönü düzgün geliyorsa düzeltmenize gerek yok. İlmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Beyaz ipimizle 4 sıra örüyoruz hanımlar. İlk 2 sırasında işlem var. Diğer 2 sırasında da ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi hepsini düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimde yine düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Arka yüzde ters örünce ön yüzde düz örgü düşüyor. Yapacağımız işlem model bu kadar. Sonuncu ilmeğime geldim ve bunu da ters olarak örüyorum. Geri döndük. Şimdi mavi ipimizi alacağız. Mavi ipimize yine aynı modeli uygulayacağız hanımlar. Yine burada ilk kenar ilmeğimi öreceğim. Normalde ben e, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Fakat ip geçişi olduğu için mecburen ilk ilmeğimi burada örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Sonrasında yine beyaz ipimizle yaptığımız modelin aynısını burada yapacağız. Bakın öndeki iki ilmeğim. İki ilmeğin ortasından giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde. Tekrardan öndeki iki tam ortasından şişimle ile girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki iki kestim. Yine beyaz ipimizle yaptığımız modelin aynısını bu defa mavi ipimizle yapıyoruz. Tekrardan öndeki iki ilmek üzerinden modelimizi kuruyoruz hanımlar yine öndeki adet ilmeğim var. Hemen bu ikisini aradan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki beyaz ilmeğimi keserek örüyorum. Şeklimiz böyle. Öndeki iki ilmeğimin arasından girdim. İpimi şişime bir kere doladım. İki beyaz ilmeğimi keserek ördüm. Şişt. sıra sonuna kadar modelimizi uyguluyoruz. Yanlarda birer tane kenar ilmeğimiz var. Yine burada hata mı yaptım? İkişer ikişer ilmeklerimizi topladık. Tamam. Kenardaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz hanımlar. Modelimiz böyle. Arka yüzde de yine Bakın kenar ilmeklerimizi ördük bu şekil. Tam ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi kendime doğru alıp öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Mavi ipimi kendime doğru alıp öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın ortadaki mavi ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. ikinci sıramızı. İşlem bundan ibaret hanımlar. yine ipi kendime doğru aldım öndeki iki ilmeği kestim ortadaki ilmeğimi örmeden sağ içime şöyle alıyorum birinci ilmeğin üzerinden atlatıp mavi ipimi kendime doğru aldım öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum modelimi sadece iki sıradan oluşuyor diğer iki sırada da ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz önce ilmeğimi de bu şekilde ördüm işte hanımlar modelimiz böyle şimdi mavi ipimizle ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz sonra beyaz ipimize geçip yine aynı şekilde aynı modelimizi beyaz ipimizle kuracağız hanımlar şeklimiz modelimiz bundan ibaret ben bu patiğin alt tarafına Bakın beyaz ile 1, mavi 2, beyaz tekrar 3, mavi 4, beyaz 5, mavi 6, beyaz 7. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bu desenimden kurdum hanımlar. Sonucu desenimde mavi ve beyaz ile oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin önündeki desenlerimizi e, sizlere tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar patiimin ön tarafındaki bu desenlerimi yaptım ve geldim şimdi mavi ipimi alacağım yine haroşa örmeye devam edeceğim artık beyaz ipimizle de işimiz kalmadı beyaz ipimiz de burada kesip bağlayabiliriz hemen şöyle keseceğim beyaz ipimin ucunu zaten çok az beyaz ip gidiyor şöyle hemen beyaz ipimin ucunu mavi ipime bağlayacağım Patiğimiz sökülmesin diye bu şekilde hanımlar şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz ardından arka yüzden de yine ilmeklerimizi düz öreceğiz haroşa dişecek tekrardan ön yüzde sıra sonuna kadar düz öreceğiz arka yüzden de düz örüp geleceğiz yani patiğimizin bu bölümüne iki diş haroşa olacak şekilde örüp gelelim sonra bilek ayrımını yapalım evet hanımlar iki diş haroşamı ördüm ve geldim şimdi bilek ayrımını yapacağız bilek ayrımında şişim toplamda 26 adet ilmeğimiz vardı ilmeklerimizi ikiye bölünce 13 er ilmek oluyor 28 ilmek yaptıysanız şayet 14 14 ilmek olarak ayırabilirsiniz bu aşamada hanımlar 13 13 ayıracağız öncelikle ilk 13 ilmeğimi düz olarak ilk 12 ilmeğimi düz olarak öreceğim 3 ilmeğim oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakın tekrar sayıyorum 12 ilmek. 13. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi yer değiştirerek 13. ilmeğimi öyle öreceğim. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum şöyle yer değiştirdim. 13. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirmemin sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Daha dayanıklı oluyor. Hanımlar şimdi bu sağ taraftaki 13 ilmeğimizi örerek patiğimizin sağ kenarını yapacağız. Bu aşamada fazla yedek şişiniz yoksa şayet şu sol şişimizde kalan buradaki 13 ilmeği içinden bir ip geçirerek ya da farklı bir aparatla tutturarak ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Yedek şişiniz varsa da şayet buradaki ilmekleri bu şişimizde beklesin. Sonrasında bu e, sol tarafı yani sağ tarafı yani bu tarafı bitirdikten sonra bu tarafı tekrardan öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Bu taraftaki 13 ilmeğim bekleyecek. Diğer taraftaki kenarımı öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada da haroşa örmeye devam ediyorum. 13 ilmeğimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Tekrardan geri dönüyorum. Bakın hanımlar bu tarafı sağ tarafı yapıyoruz. Sol taraf bekleyecek. Yine ilmeklerimi 13 ilmeğimi öreceğim. Tamamen haroşa örgüye devam ediyoruz. Çünkü patiğimiz haroş örgüden oluşuyor. Ya sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüm. Şimdi ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar buradaki 13 ilmeğimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Geri döneceğiz düz öreceğiz. Bu şekilde haroşa olarak devam ettireceğiz. Şöyle döndüğümüz anda bakın. Şu tarafı şöyle arkaya alayım. Patimizin bu sağ tarafında şu anda şöyle sayalım. 1 2 3 4 ilk başlangıçtan itibaren haroşaları sayıyorum. 4 tane haroşamız olmuş hanımlar. Bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 19 sıra haroşa ördüm hanımlar. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçün o şekilde yapın. Yani ayağınıza nasıl ölçeceksiniz hemen onu da göstereyim. Bakın şurası patimizin ön yüzüne denk geliyor zaten. Bu şekilde ayağınızın üstüne tutacaksınız. Yan tarafını ördükçe şöyle hesaplayın. Bu bölüme geldikten sonra yeterlidir hanımlar. Arka tarafını o şekilde ayağınıza ölçerek yapacaksınız. Çünkü öyle çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. E dediğim gibi ben buraya 19 diş haroşa yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını ölçülerimize göre örüp gelelim. Evet hanımlar ben tam tamına 19 19 sıra haroşamı ördüm ve geldim ipimi de bu iç tarafta değil sağ tarafta bıraktım bu kenarda bıraktım şimdi bu e, ilmeklerim kaçmasın diye ipimin içinde ilmeklerimin içinden farklı renkli bir ip geçireceğim bu ilmeklerimizi sonrasında topuk yapımında kullanacağız ilmeklerimin içinden şöyle tığıma geçireceğim tığ yardımı ile farklı renkli bir ip geçireceğim buradan küçük bir ip geçiriyorum burada amaç ilmeklerimizin kaçmaması ben şu ilmeğimi de şöyle düzgün alayım. Şöyle minik bir ip geçireceğim buradan. Hemen bu ipimin ucunda şöyle bağlayayım ki açılmasın örerken. Buradaki mavi ipimi de kenarda minik bir miktar şöyle bırakıp kesiyorum. Şimdi e, sol tarafı yapacağız yani sol kenarımızı yapacağız. Kestiğimiz mavi ipimizi buraya ekleyerek gidiyoruz. Yine burada da haroşa örmeye devam edeceğiz. Şöyle ilk iki ilmeğimi öreceğim. Hemen ardından da mavi ipimi bağlayacağım buraya. Patiğimi sökülmesin diye. Şöyle ipimin ucunu yine ana ipime bağlıyorum. İki tane sıkı bir düğüm attım. Yine diğer ilmeklerimi de haroşa olarak öreceğim. Bu tarafta da yine haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. İpimin ucunu da gizleyerek getirdim. Bu şekilde yine burada da haroşama örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak öreceğim. Yapacağımız işlem bunlar ibaret hanımlar. Geri dönüyoruz. Bakıyorum burada da 3 diş haroşam oluştu şimdi. Şuradan toplam sayınca haroşa sayısını. Burada da yine sağ tarafta olduğu gibi 19 sıra haroşa yapacağız hanımlar. Yine e, sizler artık buraya kaç sıra haroşa yaptıysanız yine sol tarafa da aynı sayıda haroşalarınızı yapın gelin. Sonrasında patiğimizin tabanına birlikte geçelim. Evet hanımlar ben patiğimizi bu e, sol tarafındaki haroşalarımı da 19 sıra olacak şekilde ördüm ve geldim. Yine buradaki ilmeklerimde kaçmasın diye bunların içinden de bir ip geçireceğim. Şöyle tığ takıyorum ilmeklerimin içine. Sonrasında buradan şöyle bir ip geçireceğim. Buradaki amacımız ilmeklerin kaçmamasıydı. Şöyle. Buraya da şöyle bir tane düğüm attım. Açılmasın ipimiz diye. Yine buradaki mavi ipimi de miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Evet hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını yapacağız. Üst tarafını bu şekilde bitirdik. Tabanını yapmak için de bu başlangıçtaki minik ipimiz vardı. Hemen bu ipimizi ucuna şöyle diğer ipimi bağlayacağım. Patiğimizin tabanını bu şekilde yapacağım. Şöyle. Hanımlar 10 ilmek atarak başlamıştık patiğimizi. Böyle patiğimizin ön yüzünden şöyle baktığımız anda yeniden ilk başladığımız 10 ilmek attığımız yerden 10 ilmek çıkartacağım. Şöyle şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim, sırasıyla 10 ilmek çıkartacağım. 3, 4, 5, 6, 7, ilmeğin iki kanadından birden şimdi takıp ilmek çıkartıyorum hanımlar. 8 ilmeğim oldu. 9 ve 10. Toplamda 10 adet ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak hanımlar. İpim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Kalan ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Şu düğüm olan yerimi arkaya doğru aldım. Arka yüze doğru aldım. Diğer ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. 10 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar artık bu aşamada hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin bu taban tarafı üst tarafına eklenmiş olacak. Hemen bakın hanımlar bu aşamada şöyle baktığımız anda kenar ilmek yerimizden sıradaki şuradan. Buradan şişimi takıyorum. Bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde kalan diğer 10 ilmeğimi <laughs> düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. 10 ilmek de şişimde vardı. 11 ilmeğimiz oldu. İlk ilmeğimizi şöyle ön yüzden, ön yüzden baktığımızda sağ taraftan çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimizi de sol taraftan. İlmek çıkartmaya sağ taraftan başlıyoruz yani. Yine buradaki sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu taraftaki kenar ilmek yerimden buradan şişimi takıyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerlerinden hanımlar hiç atlamadan sırasıyla her sırada ilmek çıkartıyoruz. Şimdi şu anda 12 adet ilmeğimiz oldu. Ön yüzde bakın şöyle baktığımız anda kenarlardan ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma falan yok. İlmeklerimizin hepsini haroşa olarak öreceğiz. İpim yine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 12 adet ilmeğimiz oldu. Bakın sonuç ilmeğimi de yine haroş olarak ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Kenarlardan ilmekler çıkartacağız hanımlar. Burada ipim de bir karışmış onu da açayım. Şöyle. Bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz belli zaten şurası. Buradan şişimi takıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. 12 adet ilmeğimiz vardı. 1 ilmek buradan çıkarttık. 13 ilmeğimiz oldu. İpim de ince kalınlığı çıktı çok bir hoşlanmadım bu mavi ipimden de evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm şimdi bu tarafta ilmek çıkartacağım bakın kenar ilmek yerimiz burası sıradaki yeri belli zaten şişimi takıyorum ilmeğimi çıkartıyorum buradan şişimizde şu anda 14 ilmeğimiz oldu geri dönüyoruz dönüyoruz arka yüzdeyiz ee, ipim karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri döndük. Yine ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmeklerim burası. Bunun iki kanadından birden şişimi takıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Şimdi şu anda 15 ilmeğim oldu. Bir de diğer taraftan çıkartacağım. 16 olacak. Bu şekilde hem ilmek sayılarımız artıyor. Hem patiğimizin tabanı üst tarafına eklenmiş oluyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi buradaki sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buradan da bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. 16 adet ilmeğimiz oldu hanımlar. Patiğimizin e, tabanını da bu şekilde yapacağız. Şimdi arka yüzden yine onu da göstereyim. İpim karşı tarafta. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi Sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. O ilmek ile başlamıştık. 16 ilmeğimiz oldu. Tekrardan geri döneceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. Buradan şişimi takıyorum. ilmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu taraftan da ilmek çıkartacağız. Hanımlar biz bu ilmek çıkartma işlemini şişimizde 26 ilmek olarak yapmıştık üst tarafını. Tabanımızda da yine aynı şekilde 26 ilmeğimiz olacak. Şişimizde 26 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun tarafını bu yanlardan ilmek çıkartarak sizlere tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Evet hanımlar ben şimdi 26 adet ilmeğim olana kadar yanlardan ilmek çıkartarak hem patiğimin burnunu yaptım hem de artırmalarımı yaptım ve geldim. Ee, şimdi 26 ilmek olarak patiğimize devam ettireceğiz. 26. en son ilmeğimi bu sol taraftan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. İpimine karşı tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Ta ki son 2 ilmeğim kalana kadar. Artık patiğimizin tabanını 26 ilmek olarak örüp devam ettireceğiz. Yanlardan ilmek çıkartarak artırarak yapmaya devam etmeyeceğiz daha doğrusu. Yine son iki ilmeğimi kadar öreceğim. Son iki ilmeğim burada hanımlar son iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Yani kesim yapıyorum burada. Geri döndüm. Şişimizde şu anda 25 ilmeğimiz kaldı. Bu yan kenar ilmek yerinden yeniden şuradan. Bakın şişimi takıyorum. Bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde yeniden 26 adet ilmeğim oldu. Sonraki ilmeğimizi kesiyoruz. Yine kenar ilmek yerlerinden ilmeğimizi çıkartıyoruz. Patiğimizin tabanının üst yanlarında hani bu üst tarafına eklemeye devam ediyoruz. Şişimdeki diğer ilmeklerimi yine son iki ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. Bu aşamada hanımlar son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Son iki ilmeğimizi kesip kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Kesimimi yaptım. Kenar ilmek yerim burası. Buradan şişimi taktım. Bir adet ilmeğimi çıkarttım. Şişimde yeniden 26 adet ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşı tarafta. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi Sonraki ilmeğim kalana kadar haroşa olarak öreceğim. Patiğimizin tabanını da bu şekilde öreceğiz hanımlar. Birkaç sıra daha gideyim ki daha iyi anlaşılsın. Bakın sonraki ilmeğim kaldı. Sonraki ilmeğimi hala örüyorum. Yani kesim yapıyorum. Geri dönüyorum. Hemen buradan Sıradaki kenar ilmeklerim bakın bu mavi yer. Buradan şişimi takıp bir adet ilmek çıkartıyorum. Yine diğer ilmeklerimi sonraki ilmeğim kalana kadar haroşa örmeye devam edeceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. En son burada bakın mavi yerden ilmek çıkartmıştık. Burada da en son bakın şurada minik. Burada ip geçiş yerimiz oldu. için yani model kurarken mavi ilmek yerim pek görünmüyor. Fakat ben şöyle buraya şişimi takacağım. Biraz sık oldu orası hanımlar. Çünkü beyaz ipe geçmiştik model kurarken. Orayı biraz sık örmüşüm. Şöyle tığ yardımıyla bir adet ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşı tarafta. Yine diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ta ki sonraki ilmeği kalana kadar. Bakın sonraki ilmeğim kaldı. Sonraki ilmeğimi kesiyorum aynı anda ördüm. şimdi dönüyorum. Beyazlı yerlere geldik. Burada iki adet kenar beyaz kenar ilmeğim var. Burada hanımlar ip geçişinde ilk ilmeklerimizi ördüğümüz için daha fazla gibi görünebilir. Önemli olan hanımlar burada yapacağımız işlem şu. Buradan e, ilk kere beyaz kenar ilmek yerinden ilmek alınca hemen karşıya gidince buradan da bir tane alacağız. Buradan ikinci beyaz kenar ilmek yerine ilmek alınca burada da karşıdan. Karşılıklı olarak eşit olarak kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. Çünkü patiğimizin ön tarafında bu modelimizi kurarken buraları yaparken normalde ben sonuncu ilmeklerimi örerek aldığım için ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeklerimi ördüğüm için buralardan da kafanız karışmasın. Bu tarafta iki adet kenar ilmeği varsa buradan da iki tane çıkartacağız. Patiğimizin tabanı eşit ilerlesin diye. Hemen buradaki beyaz kenar ilmek yerimden şişimi takarak şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Karşılık olarak eşit olarak kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkartalım ki patiğimizin tabanı eşit olarak o birbiriyle karşılık olarak buralar orantılı şekilde ilerlesin. Buna dikkat edelim. Son iki ilmeğimi kesiyorum. Hemen buradaki beyaz ilk kenar ilmek yerinden ip geçişi olan yerler buralar. Şişimi takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sonraki ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonraki ilmeğimizi kesip yanlardan ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar buraya ve buraya kadar buralara kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte 26 ilmek üzerinden siz 28 yaptıysanız 28 ilmek üzerinden bu son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Sonra da birlikte topuğumuza geçelim. Evet hanımlar ben patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Ee, en son burada kaldık. Çünkü en son ilmeğimizi buradan çıkarttık. Yani bu sol taraftaki ilmeklerimi şimdi bu beyaz ipime takmış olduğum 13 ilmeğimi hemen ipimi açıyorum şişime takacağım. İpimi çekip öyle de takabilirim beyaz ipimi ama ilmeklerim kaçmasın bu da bir kaza olmasın diye ipimi çekmeden şöyle ilmeklerimi takıyorum. İpimi öyle çekiyorum. Bu şekilde. Şuradaki kesmiş olduğumuz ipin ucunda patiğin iç tarafında bıraktım. Hanımlar şimdi buradaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Aynı ipimle 13 ilmeğimi pardon öreceğim. Şöyle. Buradaki ipimin ucunu da bu ana ipime bağlayayım ki patiğim sonradan sökülmesin. Sağlam olsun diye. Buraya şöyle iki tane sıkı bir düğüm atıyorum. Diğer ilmeklerimi yine Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Ya sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döneceğiz. Ben şöyle ilk kenar ilmeğimi burada hanımlar örmeden alıyorum. Yine diğer ilmeklerimi de haroşa olarak öreceğim. 13 ilmeğimiz burada vardı. 26 ilmek tabanda vardı. Hepsini haroşa olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu kenardaki 13 ilmeğimizde şu mor ipimizi takmış olduğumuz 13 ilmeğimizle şişimizi alacağız. Bunları da öreceğiz. Böylece bütün ilmeklerimiz tek şişte toplanacak. hemen şöyle şişime alacağım bunları. Sırasıyla kaçırmadan hepsini şişime aldım. Artık bu ipimi de çekiyorum. Yine buradaki şöyle ipimi de hanımlar bağlayayım ki iç taraftan arka yüzden bağlayayım. Ön yüzünde düğüm görünmesin patiğimizi. Şöyle iki tane düğümümü attım. Sonrasında düğüm patiğimizin arka yüzünde denk gelsin diye ipimi tekrar öne aldım. Buradaki 13 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Böylece bütün ilmeklerimiz tek şişte toplandı. Sonuncu ilmeğimizi yine ördük. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar 13 ilmek bu yanda vardı. 13 ilmek de burada 26 ilmek. 26 ilmek de tabanımızda vardı. Toplamda şişimizde 52 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi patiğimizin topuğunu yapacağız. Topuk kesiminde iki de bir ilmekleri saymayalım. Bize kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 22 adet ilmeğimi ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 22 ilmeğimi şöyle ayırdım. Hemen buradan yeri belli olsun diye ilmeklerin arasında şöyle bu ipimi geçireceğim. Yeri belli olsun diye hanımlar 22 ilmeğimi böyle sol tarafa ayırdım. Şimdi patiğimizin topuğuna başlıyoruz. Bu bölümde yine patiğimizin topuk bölümünde haroşa örmeye devam edeceğiz. Kenardan ilk 21 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Sayalım sayarak gidelim. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 21. 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. ikisini keserek örüyorum. 22. ilmeğimi örerken kesim yaptım. Zaten buraya da 20 adet ilmeğimi ayırmıştım. Şimdi bu ortaya bakıyoruz. Ortada 7 adet ilmeğimiz kalmış. Onu her defasında keserek bitireceğiz. Hanımlar, patiğimizin topuğunu oluşturacağız. Şimdi geri döndüm. İpimi yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak yani haroşa olarak öreceğim. Patimizin topuğunu bu şekilde yapacağız. Tekrardan geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yeniden ilk 21 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 22. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Genel ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmeğime gelince şu iki ilmeği alıp keserek örüyorum. Böyle. İki ilmeğimi aynı anda örüyorum bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi 6 ilmeğimiz kaldı. Her seferinde buradaki ilmeklerimizi birer birer eksilecek ve bu beyazla işaret koyduğum yere kadar olan yerden bahsediyorum. Buradaki ilmeklerimiz bitecek ve patiğimizin topu oluşacak. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar yine haroş olarak öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 21 ilmeğimizi örüp 22. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Biz bu işleme şu işaret koyduğumuz yere kadar bu bölüme kadar buradaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Evet hanımlar buradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu kestim. Bakın işaret koyduğum yer burası. 22 ilmek ayırdım. Yani ipimi de çekiyorum. Şimdi burada da 22 adet ilmeğim kaldı. Burada da bu şekilde patiğimizin topuğunu da oluşturduk. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Kesmeye başlayacağım. İlk olarak benden ne taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. Sonra diğerinden bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi tığım ile topluyorum. İlk kesimimizi böyle yaptık. Sonraki kesimlerim şöyle. benden taraftaki şişimden bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeğimi birbiri içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki iki ilmeğimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi birbiri içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani karşılıklı olarak Şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve bu ilmeklerimizi birbiri içinden geçirip tığımız ile topluyoruz hanımlar. Bu şekilde gizli kesim oluyor bu. Gayet de hoş duruyor patiğimizin arkasında. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Hanımlar bütün ilmeklerimi tarif ettiğim gibi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de şöyle yapacağım. Önce benden taraftaki içindeki ilmeğimi alıyorum. Sonra diğerini alıyorum. Artık şişlerim de bu aşamada boşa çıkıyor. 3 ilmeğimi birden tığım ile topluyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çekeceğim ve ipimi kesiyorum. Şimdi artık bu ipimizi de gizleyelim patiğimizin iç kısmına. Patiğimizin içi de böyle derli toplu, temiz görünsün diye iplerimizi gizliyoruz hanımlar. İlmek aralarından böyle tığım ile İpimi geçirerek gizliyorum iplerimin ucunu. Hemen burada bir ipimiz vardı. Bunu da yine buradaki ilmeklerin içinde geçirerek şekilde gizliyorum. Bir de diğer tarafta ipim vardı. Bunları da yine model yaptığım yerdeki o beyaz ipim, mavi ipim, ön taraftaki. Video aralarında onları da ben gizledim hanımlar. Şöyle hepsini gizliyoruz. Buna önem verelim. Gizlemeyi unutmayalım. Değerli toplu olsun patiğimiz. Evet hemen şöyle döndürüyorum. Bakın patiğimizin topuğunu şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde patiğimizin topuğu oldu. Görünüşü itibariyle de böyle. Zaten haroşa örgü olması itibariyle de gayet esnek. Şöyle baktığımız anda ayağınıza rahatça olacaktır. Bu şekilde hanımlar patiğimiz. Hemen manken ayağımı da giydirip sizlere göstermek istiyorum patiğimi. şekilde tamamıyla oturdu ayağımıza da böyle tabanımızı göstereyim yanlarını modelini üstünü her yeri gayet güzel hiçbir şekilde dikiş yok 5 yaş patiye de andırıyor görüntü itibariyle Evet sevgili hanımlar bugün yine birlikte bir güzel modelin daha birlikte sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın